hasretine alışırım. Şimdi sizlere 80'li yıllarda müzik dünyasına merhaba diyen ve dönemin en önemli solistleri arasında gösterilen güzellik başa bela sözünü gerçekten harfi harfine yaşayan bir sanatçının bitmek tükenmek bilmeyen acılarla dolu hayatını anlatacağım. Fabrikada işçi olarak çalışan genç bir kız annesiyle bir gün yolda yürürken keşfediliyor ve çok küçük yaşlardan itibaren güzelliğiyle kendini hayran bıraktıran bu kız tam 14 yaşında Emel Sayın'ın alt kadrosuna sahne almaya başlayarak kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan isimlerden biri oluyor. Asıl adı Nermin Ocak olan bu güzel genç kızın isim annesi. İsim annem benim Gönül Yazar'dı. Öyle mi? İzmir'de Dalyan'ı kısaca anlatayım. Dalyan gazinosuna ilk çıkıyorum. Hı-hı. İkinci sıra kızı olarak. Hı-hı. Alo gel kız buraya dedi. Böyle dedi isim mi olur Nermin diye dedi. Senin adın dedi harika olsun dedi. Gönül Yazar oluyor ve sahnelere harika avcı olarak çıkmaya başlıyor. Türkiye'de henüz estetik, lazer kavramlarının daha ne olduğu tam olarak bilinmezken yaptırdığı estetikleriyle dikkat çekiyor. Kısa sürede Türkiye'nin en seksi kadınları arasında yerini alıyor. Harika Hanım, biraz gülümser misiniz? Evet. 80'lerin ortasında Maxim Gazinosu'nun sahibi ve o dönemlerde birçok sanatçı içinde şöhretin kapılarını aralayan isim olarak gösterilen Fahrettin Aslan, Maxim Gazinosu'na iki yeni az solist aldığını ve bu iki genç kızın çok kısa sürede star olacağını söylüyor. Aslan'ın gazeteleri süsleyen bu açıklamalarında bahsettiği iki genç kızdan biri Seda Sayan, biri ise Harika Avcı. O dönemlerde az solistler arasında rekabetin büyük olduğu açıkça ortadayken Harika Avcı hem güzelliği hem de sahne şovlarıyla adını A+ isimler arasına yazdırıyor ve gazine programlarında, fuar konserlerinde Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi büyük isimlerle karşılıklı yarışacak güce geliyor. Daha kariyerin ilk dönemlerinden itibaren şiddet, mağdur kelimeleri Harika Avcı'nın alnına kara bir leke gibi yazılıyor. Sürekli basında o dönem sevgilisi olan Sezer İnanoğlu'ndan dayak yediği, şiddet gördüğüyle ilgili haberler çıkıyor. Harika Avcı ise bu yazılanlara "Yıkılmadım ayaktayım" edasıyla "Yıkılmadım ayaktayım" "Bana el kaldıracak erkeğin kafasını gözünü yararım" diyor. Aslında pek de öyle olmuyor. Dayak yediği iddia edilen sevgilisi Sezer İnanoğlu bir süre sonra Harika Avcı'nın arabasını kurşunluyor. Olay karakolda son buluyor. Aslında bunu paylaşmak istemezdim ama birçoğunuzun bildiğini düşünerek hatırlatmak istedim. O dönemin en popüler sanatçılarından olan İbrahim Tatlıses, Harika Avcı ile ilgili çok çirkin bir açıklama yapıyor ve Harika ile bir festival sonrası yattım diyor. Harika Avcı ile ilişkiye girdiğini ulu orta şekilde açıklıyor. Bunu duyan Harika Avcı ise İbrahim Tatlıses'e bir dava açıyor. Bundan sonraki Tatlıses'in açıklamaları çok daha korkunç bir hal alıyor ve Harika Avcı ile ilgili şunları söylüyor. Diyarbakır'daki geceyi inkar ediyor. Peki Übertürk'en Balıkesir'de kapıyı zorlayıp odama girerek beraber geçirdiğimiz geceyi niye anlatmıyor? Ve devamında ise şu çirkin sözleri sarf ediyor. Bu. Kendi reklamını yapmak için beni alet kullanıyor diyor. Uzun süre kariyeri dışında hayatına giren erkeklerle de oldukça magazin gündeminde meşgul olan Harika Avcı'ya kimi sevgilisi Emirgan'dan köşk ve villa alıyor. Evi beğendim. Fiyatı sizin için hesaplı yaparız. Sağ olun, yardımlarınızı unutmayacağım. Bir başka trilyoner sevgilisi ise Avcı'nın hem dil hem de ladylik öğrenmesi için Londra'da eğitim almasını sağlıyor. Böyle olduğuna sakın bakmayın. Harika Avcı'nın başına ne geldiyse erkeklerden dolayı geliyor. Başarımın en büyük sebebi annem, onu bir dakika yanımdan bile ayırmıyorum dediği annesiyle konser konser gezen Harika'nın başı bu sefer organizatör ve mekan sahipleriyle belaya giriyor. Hala bir haber yok değil mi Ayşe Hanım? Yok beyim. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Allah kahretsin. Filmciler, gazinocular hepsi peşimde. Hem güzelliği hem de popülerliğinden dolayı birçok gazino sahibi Harika'nın kendi mekanlarına sahne almasını istiyor. Yurt dışına çıkılacak turnelerde Harika'nın kadrolarda az solist olması talep ediliyor. Ancak Harika bu tekliflerin hiçbirini kabul etmiyor. Bu kabul etmeyişi ise kendisine pahalıya patlıyor. Niye diye soracak olursanız, yurt dışı turne teklifini kabul etmeyen organizatör adamlarına Harika Avcı'nın evinden kim çıkarsa çıksın ayağından vuracaksınız talimatı veriyor. Bu çekişmeli olaylardan dolayı Harika Avcı'nın abisi vuruluyor. Harika Avcı ifadesinde ise aslında hedefleri beni öldürtmek. Beni evde bulamayınca abimi vurdular diyor. Tabi Harika Avcı kendisi ve abisi için koruma kararı çıkarttırıyor. Bu olay döngüleri bir şekilde devam ediyor. Bir yandan hem sahnelerin hem de sinemanın en aranan yüzlerinden biri olan Harika Avcı servetine servet katıyor. Ama yıllar sonra büyük bir dolandırıcılığa kurban gideceğini ilk ayak seslerini o günlerde resmen yaşıyor. Basında sevgilisi tarafından 1 milyon dolar dolandırıldığı haberleri çıkıyor. Harika'nın iddiasına göre Denizli'de havlu kralı olarak tanınan, kendisini dolandırdığı iddia ettiği sevgilisinden hamile olduğunu, erken doğum yaptığı için bebeğini 6,5 aylıkken kaybettiğini söylüyor. Yani anlayacağınız acı üstüne acı yaşıyor. Hem dolandırılıyor hem de bebeğini kaybediyor. Bunlar bir kenara dursun, müzik kariyerindeki ikinci ve son yükselişini 1998'de yayınladığı Kolay Değil albümünde yer alan Sürünüyorum şarkısıyla yapıyor. Duymadım sesimi,
dönem birçok büyük kanaldan eğlence programı yapması için büyük teklifler alıyor, konserleri devam ediyor. Zamanı şöyle bir ileri sarıyoruz. Tarihler 2005 yılını gösterdiğinde eski tarzından sıyrılıp bir popçu edasıyla Harika Avcı, dönem için cesur olarak gösterilen bir sound deniyor. Müzik adamı Erol Temizel ile birlikte hazırladığı Deliyim Ben şarkısını yayınlıyor. Bu dönemden kısa bir süre sonra yakınlarının iddiasına göre Balıklı Rum Hastanesi'ne fazla alkol kullanımından dolayı tedavi görüyor. Deliyim Ben şarkısı imajıyla, şarkısıyla kendisi için yeniden bir doğuş olacağını söylüyor ama hiç işler umduğu gibi gitmiyor. O sıralarda Harika Ağacın evi bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlanıyor. Emirgan'daki villada her yer delik deşik ediliyor. Çalışanlarından biri ağır yaralanıyor, haftalarca yoğun bakımda kalıyor. Bir kurşun ise Harika'nın alnından sıyırıyor. Asıl hedef de aslında net şekilde Harika'nın öldürülmesi. Bu durumdan dolayı akıl sağlığını kaybetme noktasına geldiğini söyleyen Harika Avcı'nın olay sonrası verdiği röportaj ise oldukça çarpıcı. Araştırmalarımız sonucu ulaştığımız röportajı usta gazeteci Savaş Ay yapmış. Röportaj esnasında Harika ile ilgili gözlemleri de oldukça dikkat çekici. Şunları söylemiş. İçim eziliyor evi gezdikçe. Bunca varlığın içinde yalnızlıkla, vefasızlıkla, acıyla, duygu yoksulu olmuş bir kadın var karşımda. Oturup onunla birlikte ağlayayım mı, işimi mi düşüneyim, hangi lafını takip edeyim, hangisi hayal, hangisi gerçek, nasıl ayırt edeyim bilemiyorum. Konuşmayalım, yazmayalım dedikçe tatlı sert tehdit ediyor beni diyor. Röportaj esnasında Harika Avcı siyah çantasından bir el tabancası çıkarıyor ve Savaş Ay'a dönüp bununla kafama sıkıp 6,5 aylıkken ölen kızım Havva'nın yanına gideceğim diyor. Buradan da anlaşıldığı üzere Harika'nın o dönem psikolojisi oldukça yıpranmış ve ölmek istiyor. Röportajda son olarak şunları söylüyor. Sanatımı çok seviyorum. Maalesef feda ediyorum. Ettim bile. İnsanlar diyor ki Harika ne yapıyor? Bilmiyorlar ki neler çekiyorum diyor. Gerçekten uzun bir vedan ayak sesler oluyor bu konuşmalar. Önce abisinden gelen şokla sarsılıyor. Olay şöyle gelişiyor. Harika Avcı'nın etrafındaki insanlara paralarını fazla savurduğu, fazla alkol kullandığı ve doğru hareket etmediği için hem ağabeyi hem annesi yani ailesi olarak Harika'nın vasisi olmak istiyorlar. Harika Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını, ileri derecede şizofren hastası olduğunu, tanınmaz halde göründüğünü ve tüm mal varlığını kontrol altına almak istediğini belirten üvey abisi ve annesi dava açıyorlar. Asıl korkunç süreç de tam da bu noktada başlıyor. Harika'ya büyük darbeyi vuracak olan ise o dönemde hem yakın arkadaşı hem avukatı olan bir kadın. Eğer biriyle evlenirsen hiçbir şekilde ailen senden mal koparamaz. Seni evlendirelim, bu belalardan kurtul diyor. Dostunun sözlerine güvenen savunmasız Harika, kendinden 20-25 yaş küçük İbrahim Öztürk adlı şahısla evleniyor. Bu esnada akıl sağlığı ile ilgili ailesinin talebi üzerine rapor alınan Harika'nın akıl sağlığı gayet yerinde, bilinçli olduğu ortaya çıkıyor. Üzerine evliliğiyle de ailesinin vasilik talebi tamamen ortadan kaldırılıyor. Tabi Harika'nın üzerinde oynanan oyunlar tam anlamıyla şu anda başlıyor. Uyuşturucu ve madde bağımlısı olan İbrahim Öztürk aylarca Harika'yı eve kilit. Telefonunu elinden alıyor. Çoğu kez darp ediliyor. Hatta iddialara göre merdivenlerden yuvarlanıyor. Gördüğünüz ayağı kapatıldım. Bir gün kimseyi gösteriyorum. Kapatıldım lan. Bu evde kapatıldım. 4 yıldır ben şu anda nefes almıyorum. Elinden telefonumu alıyor demişsin. Halka düzmüş telefonumu. Kurtardım. Yoksa şu anda benim var ya. Belki cesedimi bulacaksınız. Harika Avcı o dönemde verdiği ifadelerinde İbrahim Öztürk'ün madde kullandıktan sonra gecenin 3'ünde 4'ünde uyurken kafasına silah dayadığını söylüyor. Asıl dolandırılma durumu ise tam olarak Harika Avcı'nın iddiasıyla söylüyorum tabii bunu. Bir gün bu evliliğe sebep olan avukat arkadaşı evlerine geliyor ve birlikte kahve içiyorlar. O kahve içtikten sonra bilincini kaybettiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Harika'ya mal varlığı ile ilgili bir sözleşme imzalattırılıyor. Avukat Harika'nın üzerine olan birçok evi satıyor. Harika'yı dolandırıyor. Bu esnada basına 2 kere boşanacağı haberleri yansıyor fakat sürekli boşanmaktan vazgeçiyor. En sonunda eşinin madde bağımlısı olduğunu, uzun yıllardır şiddet gördüğünü ve Cumhurbaşkanı'ndan yardım istediğini, artık boşanmak istediğini basın yoluyla duyuruyor. O dönemde ise yorumculuk yaptığı programda Oya Aydoğan Harika Avcı ile ilgili şunları söylüyor. Harika Avcı çalışmayı hiçbir zaman sevmedi. İşinin yerine aşklarının peşinden gitti. Ben bir dönem Harika Avcı'nın altında çıkıyordum. Çok güzel bir kadındı. Ağabeyi durumu görüp malları elinden gitmesin diye Harika'ya sahip çıktı. Geçmişte Harika'ya çok imkan tanındı. En önemli yerlerde sahne aldı. Maalesef çalışmanın kıymetini bilemedi diyor. Harika Avcı cephesinde yine sular durulmuyor. Bu sefer ise bir otel odasında kendini vurduğu haber
haberleri son dakika olarak tüm sitelerde ana haber bültenlerine yer alıyor. Kendini yanlışlıkla vurduğunu iddia ederken bir röportajında ise kendimi bilerek vurdum. Bu aslında tüm yaşadıklarıma karşı bir protestoydu diye bahsediyor. Ve son röportajını Hakan Gence'ye veriyor, şunları söylüyor. Artık dönüyorum, herkes korksun benden diyor. Bir prodüktörle uzun yıllar sonra anlaşma sağlıyor. Mavi Siyah adlı iki şarkılık bir single hazırlıyor. Mavi Siyah kasvetler deli. Fakat yine Harika Avcı iddialara göre kendisine albüm yapan prodüktörü tarafından dolandırılıyor. O dönemde Harika Avcı'dan 60.000 TL alan prodüktör parayı geri iade etmiyor. Bu olayların hemen üzerine Ulus'taki evine silahlı bir saldırı gerçekleştiriliyor. Eve girmeye çalışan biri Harika Avcı'ya saldırıyor ve canını zor kurtaran Avcı polise sığınıyor. İfade verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Harika Avcı şunları söylüyor. İzliyoruz. Harika Hanım, geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Teşekkürler. Nasılsınız efendim? Daha iyiyim. Bir arabaya gitmem lazım. Başım dönüyor çünkü. Efendim? Bayağı darp aldım. Darbeyi nasıl aldınız efendim? Evimin camını böyle kırarak içeri girmeye çalıştı. O anda parçalandı. İşte göğsüm, kafam. Son dönemlerde ise fazlasıyla karışık iddialar var kendisiyle ilgili. Pansiyonda yaşadığı söylendi. Bir müddet sonra ise çok mağdur durumda olduğu, evinin kirasını, borçlarını ödeyemediği gündeme geldi. Hani derler ya işte, şöhretin bedeli. Gerçekten hem güzelliğin hem de popülerliğin bedelini en ağır ödeyenlerden biri oldu Harika Avcı. Hayatına giren erkekler bu zamana kadar birçok acı yaşamasına sebep oldu. Sizlere tüm hikayeyi bu şekilde aktarmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere.